Ankara'da yapmalarını beklersen yanarsın. Bu arkadaşlar tabii. İstanbul'da da aslanlar gibi çalışıyorlar. Sana ne hangi konuda çalıştıklarından? Doğru. Saraya Bakanlar Kurulu'ndan söz. Saraya Bakanlar, bravo. Saraya Bakanlar Kurulu. Yani onlar da işlerini öyle yapacaklar. Şimdi Ümit, tabii banka promosyonları. Şimdi dün, ağzımdan aldın. Bir aczin ifadesi. Bir aczin ifadesi arkadaş. Ya. Bir aczin ifadesi. Özel bankaları da diyor ki siz de promosyon verin. İlginç bir ayrıntı dün gece öğrendim Ümit. Hani belki de yayınlanmıştır kim organları, tabii hani gizli saklı bir şey değil ama özel bankalara şöyle bir yazı da gitmiş. Şimdi bankalar biliyorsun 2 ya da 3 yıllık veriyorlar. Evet. Emekli maaşını bir bankadan alıyorsun. Sana diyelim ki 2023 yılında verdiyse promosyon, bundan sonra promosyonu ya 2025'te verecek ya 2026'da verecek. Özel bankalarda şöyle bir yazı gitmiş. Promosyon verdinse bile 2026-2029 promosyonunu şimdiden ver. Vay. İleride vermezsin. Vay. İleride vermezsin. Ya inanamıyorum İleride ben buna ya. İleride vermezsin diyor. Bu bir yanıyla hakikaten kutlamak lazım. Bence de bak şey... ben dedim ki bugün. Bugün dedim ki yahu sana ne? Devletle emekli akit, devlet nereden çıktı? Bankayla emekli akit yapıyor, sözleşme yapıyor. O da ona veriyor bir kereye mahsus olmak üzere. Bilmem şu kadar zaman için. Seni niye ilgilendiriyor? Sen mi veriyorsun parasını? Hayır. Sen emekli maaşını ödemişsin. O da gitmiş istediği bankaya yatırmış. Seni niye ilgilendiriyor, müjde diye veriyorsun? Ya şu sabah gazetesine bakar mısın? Ben bir gazeteci olarak utanıyorum gerçekten ya. Bak. Evet. Müjde diyor değil mi? Emekliye promosyon müjdesi. Zaten ben müjde lafını duyduğum zaman iptal oluyorum zaten. Evet. Aynen. Şimdi Ümit, yeri geldi. Öyle bir şey ki bunlar iktidarda kalmak ve seçimleri almak için tabii akla gelen gelmeyen her yöntemi kullanıyorlar. Geçmişte bu Ermenek madenlerinde kaza olduğunu gittiğimde orada öğrenmiştim. Ermenek'teki maden ocaklarında mesela X maden ocağı, oradaki özel işletme, o maden ocağına gelen çalışanlar, işçilerin hangi köylerden geldiği belli. Diyelim ki 3 köyden geliyorlar. Öteki maden ocağında farklı 3 köyden geliyorlar. AKP'nin il başkanı geliyor diyor ki, bak diyor, senin maden ocağına gelen köylüler şu köylerden diyor. Gelen işçiler şu köylerden. Oralardan bize en az şu kadar oy çıkmazsa sen bilirsin. Ne yapayım diyor maden sahibi. Diyor ki onlara diyeceksin ki diyor, AKP'ye oy vermezseniz ben maden ocağını kapatırım diyeceksin diyor. Bu kadar vicdansızlık yani, bu. Yani bu kadar. Bu kadar bu. Ümit. Vay. Bu kadar. Şeyde de yaptılar onu. 306 işçinin gömüldüğü. Tabii Soma'da da yaptı. Soma'da da yaptılar. Soma'da da şöyle, hatta seçim vardı. Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı seçim vardı. Cumhurbaşkanlığı seçimine yaz günü Temmuz'da sen terle ben sileyim diye bir türkü var biliyorsun. O türküyü bunlar yaz günü Temmuz'da kömür getir yakayım halini çevirdiler biliyorsun. Temmuz'da kömür dağıttılar. Ve o maden ocaklarına Ümit, o maden ocaklarına Temmuz'a kadar şu kadar üretim yapacaksın diye baskı yapmışlardı. Ama tabii diyemediler bunu. Yine isim de vereceğim. Bekir Bozdağ, Yozgat. Evet. Milletvekili olarak da ve biliyorsun meclis kendisi, bakanlık yaptı. Ne istiyorsunuz Fethullah hocamızdan dedi. İşte falan. Yozgat'taki meslek odalarına şöyle, ama şoförler odası, esnaf odası vardır ya böyle, ticaret odası. Onlara yazı yazmış. İşçi alacağınız zaman bana haber vereceksiniz demiş. Benden geçecek. Bugün sen İsmail Saymaz'ın yazısını okudun ya. Hani, okudum evet. Bir şey. Yani bu şey, bu kadarı hakikaten akla zarar. Yani, çünkü promosyondan bu kadar gelecek ama. Balbay nasıl cüret ediyorlar? Yani bunun duyulmayacağını mı zannediyorlar? Ama duyulsa da umurlarında mı değil, anlamıyorum. Duyulsa bile seçim geçer diyor Ümit. Anladım. Seçim geçer diyor. Seçim geçer diyor. Şimdi emekliyle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum ama dün Özgür Özel'i izledim ben. Bir konuyu seninle
biliyorsun her konuyu yüksek sesle düşünerek, aklı selimle düşünerek, bazen tabii gerektiğinde CHP'yi de eleştirerek, yani şu yanlış, şu doğru diyerek konuşuyoruz. Özgür Özel'in bu para sayma işini küçümser buldum. Halkın gündeminde yok diyor. Biz onu aldırmıyoruz diyor. Şimdi sevgili Ümit, hatırlarsan 14-28 Mayıs öncesinde onları de... Onu da küçümsemişlerdi. Evet, yine baharlar gelecekte bir terör örgütünün temsilcisini de, başındaki kişiyi de koymuşlardı, küçümsemişlerdi. Şimdi Erdoğan kendince, kafasınca oralarda tabii ki bir plan yapıyor. Şimdi Atatürk'ün büyük yapanlardan biri şudur. Çanakkale Savaşı'nda hep bunu çok iyi görüyoruz. Karşındakinin, hani savaşta düşmanının ama seçimde rakibinin en az senin kadar zeki olduğunu düşünmen gerekir. En az senin kadar zeki olduğunu kabul etmezsen yenilebilirsin. Evet. Şimdi bu iddiayı Erdoğan ortaya, önce bu işin, para saymanın üç büyük yalanı ortaya çıktı. Hakikaten palavra olduğu ortaya çıktı zaten. Evet. CHP İstanbul İl Başkanlığı dediler, avukatın ofisinde çıktı. 4 ay önce çekilmişti dediler, 4,5 yıl önce çıktı. Delegeleri dağıtıldı dediler, il binası alınmış. Mal sahibi parayı böyle verin dediği için öyle verdiği ortaya çıktı. Bu üç büyük yalandan sonra bile çevirdiler ve bunlar para sayma kulesi yapar dediler. Bak, masanın üstünde para var, onu kuleye çevirdiler. Şimdi bunu bence küçümsemek gerekiyor. Ve benim ısrarla da bu yandaş medyada ısrarla da ısıtılıp aynı şeyleri koyuyor her gün. Evet Ümit. Yani tabii ki gündemin ana maddesi ekonomi olsun. Tabii. Ama sadece şunlar bile Allah aşkına Ümit ya. Şu soruları sormak bile bence yetmez mi? Ya 8 defa kara parayı aklama yasası çıkaran kim? Ya, ya. 8 defa. Ya. Nereden buldun yasasını kaldırıp, nereden buldunsa buldum geldiğinde kaldırmıştı. Evet. Evet. Sayıştay raporlarında hak edişleri 1000 kat artıran kim? Bu ihaleye fırsat karıştırmak demek. Biliyorsun, fesat karıştırmak yanlış bir şey. Yasada yanlış yazmışlar onu. İhaleye fırsat karıştırıyorsun. Yani fırsatını bulan ihalesini alıyor. Bunu yapan kim? Şimdi her işte 17-25 Aralık'ta geçen gün seninle konuştuk. 4,5 milyon doları ben İmam Hatip yapacaktım deyip ya. Ha pek o zaman deyip geri veren kim? Ay, geri verdiğinde onun faizini de alan kim? O da var. Evet. Şimdi sen kendine bak deyip halkın gözünde bunları unutturmamak gerekiyor sevgili Ümit. Ve hatta şunu da söylemek lazım. 7 Haziran 2015 seçimlerine giderken o 17-25 Aralık yolsuzluğuna dikkat çekip partisinin genel merkezinde saati 17-25'i ayarlayan kim? Devlet Bahçeli. Ya. Saati 17-25'i ayarlamıştı. Ya. Yani bütün onlardan sonra böyle bir çamur atıp, hani bu tabii ki izi kalır kalmaz ayrı konu. Ama izi seçimden sonra kaçarsa, ortadan kalkarsa bir anlamı kalmıyor. Tabii. Ben bunu bir ölçüde gündemin ana maddesi olmasın ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu ciddiye almaya, AKP hak ettiği dilden cevap vermeye çağırıyorum. Bugün Canan Kaftancıoğlu konuşacakmış. Canan'ın bence durumu, hani karşı tarafta yanıt vermeye iten bir cevap, bir şey söyleyecektir diye değerlendiriyorum. Her şey bir yana Ümit, Adalet Bakanı bu ülkenin ya kara para mı değil mi bakacağız diyor. Bunun Türkçesi şudur: ey savcılar, soruşturmayı nereden açacağınızı bilin demektir. Ya. Ben biraz dün soruşturdum Ümit. Belki yanılırım, yanılırsak da çıkar, yanıldık deriz. Ama İstanbul Adliyesi'ndeki hava, bu soruşturmayı seçime kadar bitirmeyecekler. Hmm. Ha, aynen. Seçime kadar bitirmeyecekler. Sonra da yine zaten avukatları... Sonra yine da zaten avukatlarından... unutulup gidecek. Tabii ama unutulup seçimden sonra tabii boş ver. Yani aynen. Boş ver. Öbürü de öyle olmadı mı? Yani o efendim Kandil'le beraber kutluyorlar bilmem ne şeyi, ne oldu? Tabii. Hani ne oldu ne dedi? gibi yani. Evet. Dedi ki hani montaj ya da değil dedi. Ya, Erdoğan. Ya, işte, ya. Yani montaj ya da değil dedi. Ama dedi çıktı dedi. Bitti. Şimdi de ne yapıyor? Önce kamuoyunu bu yalan videoyu pompalıyor. Erdoğan. 4 gün susuyor. 5 gün susuyor. Kamuoyunda belli bir nüfuz, belli bir yer ettikten sonra bu
dedikodu, bu yalan. Sonra başlıyor seçim meydanlarında, biliyorsunuz diyor, bunlar diyor para sayma kuleleri var diyor. Adam İstanbul'u kulelerle donatmış. Bunun da ihanet olduğunu kendisi kabul etmiş. Abi dönmüş para kulesini bunlar yapıyor demiş yani. Ya o 17-25 Aralık'ta kimlerin evinde hangi kasalar, hangi para sayma makinelerinin bulunduğu açıp arşivlere bakarsan böyle lakkadanak çıkar önüne. Evet. Onu akılda kalacak şekilde yine tekrar ediyorum. Gündemin ana maddesi olmasın bu. Ama CHP AKP'nin anladığı dilden ve toplumun anlayacağı dilden, yani sensin demesi lazım arkadaş. Sensin. Evet. Ne söylüyorsan sensin demesi lazım. Şimdi banka, bu emeklilerle ilgili bir şey daha var Ümit. Seçim meydanlarında bir defa şu yerleşti. Ucuz et kuyruğu, ucuz gıda kuyruğu, ucuz ekmek kuyruğu Erdoğan'ın mitinglerinden daha kalabalık. Evet. Bu seçim fotoğraflarından biri budur. Miting meydanlarında da en büyük kalabalığı yine emekliler oluşturuyor. Şimdi bu konuyla ilgili iyi çalışma yapan arkadaşlar var. Ali Tezel var, yani genel şey itibariyle. Ama Özgür Erdursun da hani sadece ana konusu sosyal güvenlik olan bütün rakamlarda hakim. Yani ben zaman zaman da konuşuyorum kendisiyle. Abi yine muhalefetin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu üç rakam arkadaş, emeklinin zammı azdı çoktu. Onlar değil mesele Ümit. Arkadaş AKP geldiğinde bizim gayri safi milli hasılamızdan, hani bizim bütün birikimimizin, yıllık üretimimizin diyelim, %5'i emeklilerin de Ümit. Ya. %5'i. Şimdi %2,5'u. Abi başka söze gerek yok. Hiçbir söze gerek yok. Emeklinin hakkının yarısını almış. Ya. Şimdi rakam büyüdüğü için, hani bütçe rakamı çok büyüdüğü için emekliye de çok para verilmiş gibi görünüyor. Ama bütçe 100 büyüyorsa emeklinin maaşı 25 büyüyor. O zaman bütçeden aldığın payı alamamış oluyorsun. Tabii canım. Öyle bıraksa yani, hiç dokunmasaydı buna, emeklilerin hakkını evet. yemeden gelseydi bugün 26 bin lira olması gerekiyordu diye evet. ekonomistler söylüyor. Evet. Yarısını yedi arkadaşlar. Yarısından fazla. Bir de en düşük en düşük emekli maaşı 6 bin. Kök maaşı 6 bin lira. Ya. Şimdi bunu kamu hani böyle tabii ki çok da şey görünmesin diye onu 10 bine tamamlıyorlar. Evet. 10 bine tamamlıyorlar. Şimdi herkesi eşitliyorsun ama benim çevremde var Ümit ya. Yani emeklilik maaşının 500 lira fazla bağlanması için 2 yıl fazla prim ödeyeni biliyorum ben. Ya. Diyor ki abi diyor işte ben diyor 2 yıl daha ödersem primimi diyor. Bana şu kadar değil, örneğin emekli olacağı zaman emekli maaşı 1500 liraydı. 1700 lira olacak diyor. Şimdi bunun için yıllarca ek ödeme yapanlar Ümit, şimdi herkes eşitlendi abi. Ya. Ya. 25 yıl çalışıp emekli olan da eşitlendi. 40 yıl çalışıp emekli olan da eşitlendi. Ya bunun neresi adalet Allah aşkına ya? Herkesi vasatta eşitlediler. Vasatta. Tabii emeklilik hikayesi bitmez ama sadece bu iki durum bile işin kökünü kuruttular ya. Kök maaş diye bir şey çıkardılar. Evet. Kökünü kurutmak için. Bir de şeyi Ümit. Evet, seninle paylaşmak istediğim bu Irak'a gidip geldiler ya. Ha, evet. Sonrasında bir açıklama da yapmadılar dikkat edersen. Bugün bir haber vardı gazetelerde ama öyle çok, bakayım sana hemen söyleyeyim. Milliyet gazetesinde Irak'ta harekat, Suriye'de diplomasi diye benim hiç anlamadığım bir haber. Evet. Şöyle diyor. Görüşmeler. Türkiye Irak Suriye sınırının Türkiye, Irak, Suriye sınırının çift yönlü terörist geçişte kapatılması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Irak'ta harekat, Suriye'de diplomasi öncelik. Ama öncelikli. Şöyle benim aldığım bilgi,